merhabalar değerli yağmur damlası, raindrops dostları, gönül dostları. Evet, bu programımızda geçen programlarımızdan başlayarak gittiğimiz bir yolculukla yola devam edeceğiz. Demiştik ki en başta kaybolan bağlar bizim ruhi olarak kendimizi yorgun hissetmemize sebep olan konular. Onlardan bahsetmiştik. 3 ya da 4 tanesini ancak söyleyebilmiştik. Süremiz o kadardı. Bazı arkadaşlar keşke kitabı da paylaşsaydınız diye notlar düşmüş. Kitabımız bu. Yani kitap tavsiye etmek noktasında ne kadar bir kitabın arkasında durabilirim onu bilmiyorum. Ama ben bu kitapta okuduklarımdan istifade ettim. Diyordu ki kitabın arkasında depresyon aslında bir başlangıçtır. Gerçek manayı anlama ya başlama yolculuğudur. Yani hayatın anlamının yitirildiğini düşündüğümüz noktada artık gerçek hayatı anlamaya başlarız. Emin olun biz ebedi hayata inanan iman ehli olarak bu dünyanın ebedi hayatın bir fragmanı olduğunu bilerek yaşamadıkça, ideallerimize göre, değerlerimize göre yaşamadıkça zorluk çekeriz. Sonra ne dedik? Kaybedenler, kaybedilenler dedik. İyi insanlar kaybetmez, kaybedilir. Bu çok netti. Kaybedenler düşünsün diyerek yolculuğumuza devam ederken, acaba biz de hayatımızın içinde birilerini kaybediyor muyuz diye sorguladık. Bugün diğer bir kaybetme yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Acaba kaybettiğimiz şeyleri fark etmek ya da fark etmemek bizim hayatın içindeki tavrımızı etkiliyor mu? Nedir mesela? Neyi kaybetmek ya da kaybetmemek? Mesela anlamlı değerlerimizi kaybetmeye başladığımızı düşünmek veya kopuk yaşamak. Bizde sıkıntı oluşturuyor mu? Benden tesbih gibi duyacağınız bir cümle var ya hani duyacağınız. Gayeyi hayal olmazsa veya unutulsa veya tenasi edilse esan enelere döner. Siz bunu biliyorsunuz ama ben yine tekrar söyleyeceğim. Eğer benim bir hayalimde bir gayem yoksa, bir gayemin hayali yoksa hayatımda veya var ama unuttum veya tenasi unutmuş gibi yaşıyorum, eshan, zihin kendisine döner, enelere döner gider. Biz bunu Risale-i Nur kültüründen biliyoruz. Elhamdülillah. Hoca Efendi'nin bununla ilgili gayeyi hayal yazdığınızda çıkan makalelerinden çok ciddi istifade edebilirsiniz. Bunları okurken okuyoruz, ders olarak dinlerken dinliyoruz. Hayatımıza da o halde nasıl davet edebiliriz? Bunun antrenmanlarına da bir bakalım mı? Mesela elimdeki kitapta şöyle bir cümle var. Diyor ki depresyon ve kaygıyı incelerken sahip olduğumuz değerlerin başına da benzer bir şey geldiğini, yani sahip olduğumuz değerleri koruyamadığımızı, kaybettiğimizi ya da bulamadığımızı düşündüğümüzde bu pek çoğumuzda duygusal rahatsızlıklar oluşturuyor. Biz bunu böyle görüyoruz diyor. Duygusal rahatsızlıklar neye bağlı? Neye bağlı? İnandığımız ve sahip olduğumuz değerleri kaybetmeye başladığımızda veya kaybettiğimizi düşündüğümüzde duygusal rahatsızlıklar geliyor. Şimdi kimse bundan bence kendini müstahni tutamaz. Değerler deyince hemen aklımıza manevi değerler geliyor. Kesinlikle doğru. Oradan hareket etmemiz lazım. Ama bizim değer olarak kabul ettiğimiz bir de statülerimiz de var. Yani kendimize doğduğumuz toplumda kendimize değer verme anlamımız, yolumuz biraz statüler üzerinden gidiyor. Biraz meslek üzerinden gidiyor. Biraz evimiz, barkımız, işimiz, soyumuz, sopumuz üzerinden gidiyor. Bunların Allah katında bir değeri olmadığını biliyoruz. Çoklukla böbürlenişin, oyalanışın insanı nasıl oyaladığını da biliyoruz. Bildiğimizi zannediyoruz. Ama bunlar olmadığı zaman veya bunlarda bir kayıp yaşadığımız zaman kendimizi değersizleşmiş olarak hissediyoruz. Keşke bunlarla ilgili kendimizle açık ve net konuşabilsek. Biz
kendimizi bu şekilde çözmeyince, hatta olanları inkar deniyor değil mi? Yok sayınca çevremizdeki her olaya tepkimiz farklı perspektifler üzerinden oluyor. Mesela hiç farkına varmadan tatminsiz, sinirli, huzursuz insanlar haline geliveriyoruz. Eskiden tahammül ettiğimiz konular bize diken gibi batar hale geliyor. Mutlu bir evliliğim vardı diyor arkadaş. Gayet mutluyduk, muhabbetliydik. Ama eşimi şimdi tanıyamıyorum diyor. Araya bir gurbet dönemi girdi. Belki bazılarınız için bir medrese-i Yusufiye dönemi girdi. Şimdi tanımakta zorlanıyorum ben eşimi. Benim söylediğim her cümle onu rahatsız ediyor veya o bana her seferinde olumsuz bir cümleyle dönüyor. Aslında o olumsuz cümle söylemek istemiyor. Sizin de her cümleniz belki ona batmıyor. Fakat yaşanılan olay nedeniyle ister istemez bir takım dengelerde sıkıntı oluyor. Yani ya düzenli bir maaşı olan, maddi gücü elinde tutan bir babayla hayatını o güne kadar emek verdiği, yıllarıyla yatırım yaptığı mesleğinin dışında başka bir yoldan kazanmayı yer yer hazmetmekte zorlanan ve evlatlarının, ailesinin konforunu kendince sağlamakta zorlandığını düşünen birinin de çocukluktan gelen kendi içindeki duygularıyla duygular karışabilir mi? Karışabilir. Bunun faturası kimlere çıkar? Önce diyoruz ki hemen eşlerin birbirine çıkar. Hayır, inanın ben artık bunu kaç defa söyledim veya söyleyebilirim bilmiyorum. Karıyla kocanın birbiriyle tartışmasına merhamet etmek istemiyorum. Çok kötü Figen abla, neden merhamet etmek istemiyorsun? Yani karı koca birbirini üzüyor. Kızıyorum çünkü erişkin bir yaşta çözümü bulabilecek noktada olabilecek kişilerin sorumluluklarını hissetmeleri lazım diyorum. Çünkü onların erişkin bedenleriyle ve akıllarıyla kaldırmakta zorlandıkları bu olayın etkisini küçücük taze filiz hükmündeki çocuklar nasıl kaldırsın? Onların sağlıklı anne babaya ve onlara yardımcı olabilecek anne babaya ihtiyaçları varken bu yaşadıklarının üstüne bir de üstüne üstlük sinirli, birbirine atışan, birbirine gülümsemeyen anne ve babaya muhatap olarak yaşamaları o çocuklar için o kadar büyük travma üstü travma ki. Bunlara sebep olanlar zaten o veballerle dünyada da ahirette de rahat yüzü göremeyecekler. Sebep olanları ben attım bir kenara. Ama hani güzel insanlar kaybetmezler, kaybedilirler ya, ama biz çocuklarımızı kaybetmek lüksüne muhatap değiliz ki. Sevmiyorum eşimi. Evet, ben de sevmiyorum eşimi. Her iki tarafta karısı kocası için bunu diyebilir. Ama çocuklarımızı sevmek durumundayız. Boşanırız. Çalışmalar yapılmış. Boşanan ailelerin de huzursuz yaşayan ailelerin de çalışmalarda birbirlerine kıyasları yapılmış. Boşanmak da yer yer çok çözüm olmuyor. Çalışmaların bu söylediğim çalışmalar basılmış kitaplarda, hani belki biraz daha ders kitabının ötesinde, researchlerin, araştırmaların ötesinde piyasadaki kitaplarda, ama yine de yapılan çalışmalara dayanan. Yani ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum ki biz boşanmanın çözüm olmadığını düşünmeliyiz. Evet, anne evlenir gider bir başkasıyla evlenir veya aman hiç kimseyle evlenmek istemiyorum özgürleşirim der. Baba gider bir başkasıyla evlenir veya istemiyorum özgür olayım der. Ama çocuklardan boşanma şansı yok. En önemlisi de çocuklar bizim emanetlerimiz. Bu dünyada olmasa da ahirette onlarla ilgili, hani verilen her nimetten hesaba çekilmek gibi, onlarla ilgili haklardan hesaba çekilirsiniz. Hani Mehmet Akif Ersoy'un merhamet etmez misin evladına, hani merhametin yoktur diyelim kendine, merhamet etmez misin evladına der ya, ben anne ve babalara da aile içindeki sıkıntılarda, huzursuzluklarda da bunu demek istiyorum. Ne olur evlatlarınıza merhamet edin. İçinizdeki hortlayan travmalarınızın farkında olun. Yaşadığınız duygusal imtihanları kabul edin. Gerekirse bununla ilgili ben bunu nasıl aşabilirim? Bu duyguyu hazmetmem çok zor oluyor. Yani ben bunu hak etmemiştim ve bana bunu yapmaları benim çok ağrıma gidiyor demeyi bile, yapmış olmaları çok ağrıma gidiyor demeyi bile fark edemeyip
çevrenizdeki olaylara takılma, sinirlenme, hayata küsme, her şeyi problem olarak algılama, hayata hep olumsuz taraftan bakma. Özgürsünüz ama özgürlüğümüz bir başkasının özgürlüğünü tehdit etmediği noktaya kadar özgürlük. Evlatlarımızı, o taze filizlerimizi, dallarımızı kırmaya hakkımız yok. Ben bu konuda annelere de babalara da ayrı ayrı bir şeyler söylemek istiyorum. Anneler biraz daha hormonlar itibariyle duygusal olabilen, bir de bizim yetiştiğimiz ortam itibariyle yardım daha edilmesi, yetiştiğimiz ortam derken tabirler hoş değil ama eksik etek, işte saçı uzun aklı kısa, bunlar eski dönemlerde bile olsa, ne olursa olsun bir parça ikincileştirilen, ataerkil, güç erkil bir toplumdan geldiğimiz düşünülürse, annelerin biraz daha duygusal cevaplara kaymaları makul bulunabilir. Ki benim çevremde gördüğüm annelerin toparlanan ailelerin çoğunda anneler sapasağlamdı. Sapasağlamdı, akılla, mantıkla, ferasetle, dirayetle hareket eden annelerdi. Ama annelerde de babalarda da. O dirayetini koruyamadığımız anlarımız olur mu? Olur. Hani tek düze gitmek diye bir yolculuğumuz yok. İnişler çıkışlar. Zaten hayatın anlamı da o inişler çıkışlarla geliyor. Ama babalardan başlayalım. Babaların yapabilecekleri çok güzel bir şey var. Ne kadar sinirli olurlarsa olsunlar, ne kadar kendi içlerinde üzgün, hazmetme zorluğu olurlarsa olsunlar, belki şunu hatırlasınlar. Eğer bir evde bir kadın hırçınlaşıyorsa, o kadınla geçinmenin yolu onun hırçınlaşmasının üstünde bir ses tonuyla konuşmak değildir. Bir kadın ne kadar çok sizin canınızı yakar gibi duruyorsa, orada yapılacak şey, onun lisanı haliyle söylediği şey çoğunlukla şudur ki, ne olur, ben senin sevgini istiyorum, senin ilgini istiyorum ve senden istediğim ölçüde ilgi ve sevgiyi göremediğim zaman senin canını yakmak için kendi tavırlarımda bir takım değişiklikler yapıyorum. Yani aslında düşmanlık değil bu, senden nefret değil, sadece senin beni önemsemeni istiyorum. Aynı şey erkekler için olduğunda, erkeklerin de susması ve içine kapanması, biraz küslük diyoruz ya buna, hiç hoş olmayan, 3 gün Müslümanın birbirine küslüğüne izin vermeyen bir dinin mensupları olarak yıllardır küs gibi yaşayan, evet birlikte yemek yiyen, aynı evi paylaşan ama duyguları noktasında birbirine açılmayan hayatlar yaşamak zorunda bırakılan aileler var. İster bu geçirdiğimiz travma dönemi dediğimiz darbe tiyatrosuna bağlayın, ister daha onun öncesine bağlayın. Ama net olan bir şey var. Filler tepişirken ezilen çimenler oluyor. Şimdi evdeki çocuklar kız olsun erkek olsun, onların ilk rol modelleri erkek olarak babaları. Erkek çocuk babalarından belli meziyetleri alacak, öğrenecek. Kız çocuğun da hayatında tanıdığı ilk erkek babası. Kız çocuğu için anne ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bir şeylere çabalarsa çabalasın, o çocukların bir erkek rol modele ihtiyacı var. O halde babaların hem kız hem erkek çocukları için biraz daha paçaları sıvaması gerekiyor. Şimdi çok bilinen, birçoğunuzun duyduğu bir cümle vardır. Bir çocuğun 3 öğretmeni vardır. 3 besleyeni, 3 eğitimcisi vardır. Birisi annesiyle olan ilişkisi, biri babasıyla olan ilişkisi. Üçüncüsü anne ve babasının birbiriyle olan ilişkisi. Yani anne ve babasının çocukla birlikte olan ilişkisi değil. Anne ve babasının birbiriyle olan ilişkisi. Annem şöyle davrandığı zaman babam ona nasıl cevap veriyor? Bir erkek çocuğunun kopya çekebileceği davranış orada babası. Annem şunu yapınca babam böyle yapıyor. Fakat annem dediğini dinlettirmek için babama şu tribi kullanıyor. Babam da bu triple cevap veriyor. Ben şöyle yapacağım. Aynı metodu benimseme ya da tersi yöntemler geliştirme şeklinde anne babanın davranışlarından modelleme alıyorlar. Kız çocuğu zayıf anne, kuvvetli baba.
ya da kuvvetli anne, zayıf baba. Bunların cinsel kimlik problemlerine kadar giden sonuçları olabiliyor. Bunları zannetmeyin sadece ergenlik döneminde. Çocuklar bir aylık değil, anne karnındaki andan itibaren sizin davranışlarınızın, ses tonunuzun, sinirli ya da sakin olduğunuzun, muhabbetinizin ya da iyimser karamsarlığınızın farkındalar. Yani çocuklar bizim yanımızdayken dikkat edelim ama onlar öbür odadayken biz burada farklı davranışlarla birbirimizi kırabiliriz. Onlar mimik kaydedicidir, mimik okuyucudur. O kadar hızlı hissederler ama şöyle bir problem var ki kapları dar. Siz öncesinde birbirinizi çok ciddi incitirken akşam hiçbir şey olmamış gibi odanıza geçip sabahleyin muhabbetle uyanabilirsiniz. Ama evlatlarınız bütün gece anne ve babam ayrılırsa benim halim ne olur güvensizliğiyle depresyonlara doğru giden yollara ve bundan kurtulmak için de aile ortamından kaçışa, kapı açabilecek alışkanlıklara kaçarlar mı? Kaçarlar. Efendim ben mevkimi kaybettim, makamımı kaybettim, ekonomik gücümü kaybettim, işte kendime göre itibarımı kaybettim. Vallahi hiç itibar kazandım diye düşünüyorum Allah'ın izniyle. Allah'ı tercih ettiğim için değer üstü değer kazandım. Nerede? Yeryüzündeki değerler çok önemli değil. Helal yaşamak ve doğru tarafta olmak çok önemli. Ezik ve belki maddi olarak güçlü, belki maddi olarak titirli ama zalim tarafında olsaydık belki o zaman asıl kaybeden modunda olurduk. O halde kendimize şunu söylememiz lazım. Kaybedilen şeyler maddi konularsa evet üzülebiliriz. Belki yaşam alanımız etkilenir, konfor alanımız etkilenir. Amenna saddakna ama biz Rabbimin izniyle kazananlardan olduk. Bunu kendimize söyleyip değerlerimizi kaybetmediğimiz için kendimizi tebrik bile edebiliriz. Şimdi tebrik edilen bir insan mutlu mu olur, sinirli mi olur? Mutlu olur. Teşekkür ederim der, teşekkürleri kabul eder, tebrikleri kabul eder, çevresine gülümser, öyle pozlar verir. Biz ailemize nasıl poz veriyoruz? Elinde telefon, tablet, devamlı onun başında uğraşan, bir şey söylediği zaman iki kelimeyle kesen, konuşmamak için elinden geleni yapan, robotik bir hayat yaşayan, böyle değildim, böyle oldum, yok. Biz Allah'ın izniyle her dem yeniden filizlenen tohumlar gibi olduğumuzu göstermek durumundayız. Evet, bazen sinir sistemimiz yorulur. Çünkü biz sadece psikolojisi olan bir varlık değiliz. Yani bir sinir sistemimiz var ama bu sinir sistemimiz biyolojiyle de ilgili, sosyolojiyle de ilgili, evet psikolojiyle de ilgili. Sosyoloji bizi yordu. Olsun, Cenab-ı Allah belki de bizi daha çok güneş görebileceğin, hani bir çiçeği dar bir saksıdan geniş bir saksıya alırsınız ve düşünün ki o çiçek beni neden saksımdan ayırdın diye ağlıyorsa ona dersiniz ya, senin beslenebileceğin toprağın daha geniş olması için saksını genişlettik. Pencerenin önünden daha çok güneş alabilesin diye senin yerini değiştirdik. Olaya böyle bakabilirsiniz. Cenab-ı Allah bana zulmetmiyor. Allah kullarına zulmetmez. Allah kullarını üzmez. Allah kullarının inkişaf etmesini sağlar. Bunun için ne yapmak lazım? Doğru perspektiften Allah'ın izniyle bakma çabasını göstermek lazım. Bunu nereden söyledim? Evet, sosyolojik yanlarımız var, etkileniyoruz. Psikolojik yanımız var, etkileniyoruz. Bununla ilgili Efendimizin rehberliği var. Sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sabır şoku ilk yediğin andadır diyor. Yani aradan 5 yıl geçtikten sonra ben artık hiçbir şey yokmuş havasında kabullendim dediğim sürede o 5 yılda çevremdeki kırdığım döktüğüm evlatları ve aileyi düşünmek çok önemli. Sabır şoku ilk yediğin andadır. Şok mu geldi sosyal çevreden? Allah var, gam yok mu dedin? Aynen öyle olmalı. Rabbim iman... Eskiden şöyle bir cümlem vardı. Bunu da hep paylaşıyorum. Belki de yeni de paylaştım ama yine paylaşayım. Ölümden başka her derdin devası var derdim. İmansızlıktan başka her derdin devası var noktasına geçtim. Arada da diyorum ki ya Allah muhafaza,
idrak noktasında, doğru bakış açısında olmayan bir pozisyonda olsaydık. Şimdi ne yapalım? Biyolojik yönümüzü de hatırlayalım. Evet, ben insanım. Kan değerlerim düştüğünde düşünme yetim bozulur. Oksijen alamadığım zaman benim muhakemem bozulabilir. Algılarım değiştiği zaman değişebilir, yanlış algılayabilirim. Hani az ışıkla gördüğüm manayla çok ışıkta gördüğüm mana fark edebilir. Ne yapayım? Bazen biyolojimiz az ışıkta kalmış olabilir. Bunun için bir uzmanın kapısı çalınabilir. Supplement dediğimiz destekler alınabilir. Artı uygun görüldüğü takdirde antidepresan dediğimiz, yani biyolojimizi destekleyecek ve bizim vücudumuzda üretilen hormonların parçalanmasını engelleyen, daha çok süre bana mutlu ol diye içeriden uyarı yapan hormonun miktarını etkileyecek destek yardımlar alınabilir. Ben deli miyim ki psikoloğa, psikiyatriste gideceğim? Deli miyim ki ben ilaç kullanacağım diye veriyorum bazen. Veya diyorum ki aman ha, bu ilacı kullanıyorum hatun, ama sakın kimse duymasın benim bu ilacı kullandığımı. O kadar farklıyız ki. Ben acizim, aciz olanı istemem derken, insan olarak da biyolojim yetmediği zaman yardım alabilirim. Evet, dualarım var, Allah'tan yardım alabilirim, ama biyolojiyi de yaratan Allah, o ilaçların da ham maddelerini yaratan Allah, onun da kapısını çalabilirim. Geçen gün Nevbahar dergisine bir Tıbb-ı Nebevi ile ilgili yazıyı düşünmeye, yazmaya çalışırken orada bir aydınlanma yaşadım denebilir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın evine gittiğinde onun hasta olduğunu gördüğü andaki cümlesi bana çok aydınlanma dediğim hali yaşattı. O dönemde iyi bir hekim olan, hekimin ismini söyleyerek, hekimi çağırsanız o iyi bir hekimdir, tedavisinde yardımcı olur diyor. Şifada güzel, isabetli birisidir. Ben sordum orada kendime. Eğer doktora gitmek ne olursa olsun, hekimden tavsiye almak hangi dal olursa olsun, Efendimiz tarafından teşvik edildiyse ben bunu sünnet-i seniye gibi görürüm. Şimdi midem ağrıdığında doktora gidebilirim, başım ağrıdığında gidebilirim. Allah vermesin, kötü huylu bir hastalık olduğumda gidebilirim, diyabette şunda bunda gidebilirim. Ama ruhen yorgun olmanın da bir devası, bir mekanizması varsa onun için de gidebilirim. Bize rehberlik yapıyor. İşin ehil olan hekimiyle görüşün, bize rehberlik yapıyor. Beden hastalığı da olabilir, ruhi yorgunluğum da olabilir. Çünkü tekrar kitaba dönüyorum. Depresyon ve kaygı konusunda çalışanlar şunu söylüyor. Sahip olduğumuz değerlerin başına da kayıp şeklinde bir konu geldiğinde pek çoğumuzda duygusal rahatsızlıklar oluşturabilir. Değerlerimiz kaybolmadı. Öyle de özlemlerimiz oldu ya. Hani anne baba sevgisi, aile sevgisi, akrabalarla ilgili sevgi ve muhabbet vardı. Belki en yakınlarımızdan imtihan yaşadık. Bu bizim değerimiz değil miydi? Değerlerimizle ilgili bir kayıp değil miydi bu? O güne kadar beni sevdiğine emin olduğum kişilerin aslında gerçekte kendilerini sevdiğini hissettiğimiz anlar oldu mu? Oldu. Değerler deyince imanımı korudum elhamdülillah. Evet, o değerler değil belki. Sevgi de bir değerdi. Düşünülmek de bir değerdi. Güvenmek de bir değerdi. Ama mesela güveni kaybetmedik mi yer yer? Kaybettik. Bunlar duygusal zorluklar çıkarır mı? Çıkarır. Fark etmek lazım. İnkar etmemek lazım. Reddetmemek lazım Allah'ın izniyle. Neden? Çünkü ben bu gelgitlerin içinde yaşarken elinden tutmam, hayat adına moral ve motivasyon olmam, umut olmam, onların dünya ve ahiret başarıları adına destek olmam gereken çocuklarım dallarını kırabilirler. Hatta onlar kırmaz dallarını, biz anne ve baba olarak bilmeden kırdığımızı zannetsek de biz onların
ümit dallarını, umut dallarını, hani bizim birileri bizim güven dallarımızı kırdı diyoruz ya, biz de onların güven dallarını kırıveririz. Ya annemle babam vesaire devam ederse o çocukların kafalarında soru olarak, kaçtıkları yollarda sonrasında pişmanlıklar yaşarız. Ne olur? Aile mutluluğu ve huzuruyla ilgili biraz şöyle bir sakin olun. Bir yavaşlayın. Sakinleyemiyorum Figen abla diyorsunuz. Sakinleyemiyorum Figen Hanım. O halde sakinletecek kimyasal ya da supplement, destekler alabilir miyim? Alabilirim. Vitesi yavaşça 5'ten 4'e, 4'ten 3'e, çünkü yokuş çıkıyoruz, rampa çıkıyoruz diye yavaşlatabilirsiniz. Evet. Günün çok az bir kısmı ya da çok kısmı birlikte geçirdiğimiz ailelerimiz. Çok az kısmını geçiriyorum. Demek o azın dışında geçirdiğiniz sürenin içinde o az sürede bıraktığınız intibaların yankıları var. O halde birlikte olduğunuz zaman içinde bıraktığınız sedalara ne olur? Dikkat edin. Dikkat edelim. Çünkü onlar sizin emanetleriniz. Aslında siz de size emanetsiniz. Eşler de birbirine emanet, çocuklar ikinize birden emanet. O halde sorumluluklar noktasında böyle gidiyorsak ne yapalım? Ne yapalım? Bismillah diyelim. Zorlandığımız konularda yardım istemekten çekinmeyelim. Bu süreç kendine göre her birimiz için ne kadar sürerse sürsün, ben çevreme umut aşılayan, moral aşılayan bir baba olacağım. Mızmızlık yaparak, onları üzerek ümitlerini, morallerini kıran bir anne baba olmayacağım demek zorundayız kendimizin. Biz kendimizi fark etmiyoruz. Ben bazen diyorum, keşke bizi bir uzaktan çeken olsa. O asık suratımızı, depresif anımızı ve acaba biz bizle arkadaşlık etmek ister miydik o halimizle? Bir de evimizde yaşayan, birlikte yaşadıklarımızı düşünelim. Birbirimize ümit verelim. Allah'ın izniyle birbirimize umut kaynağı olalım. Ümitle, moralle, gayretle, çabayla, değerlerimizle ve her ne olursa olsun kendimizi tebrik ederek kalalım. Seninle gurur duyuyorum. Sen hakkın ve hakikatin yanında oldun. Seninle gurur duyuyorum diyerek birbirimize yüklenmek yerine destek olalım. Evet, destek olalım demişken Rendrops'a da aboneliklerle destek olma noktasını yönetmenim bana hemen hatırlatıyor. Allah'a emanet olun, moralle kalın, ümitle kalın ve muhabbetle kalın, istikametle kalın inşallah.